Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersimizde sizlerle tekrardan bir aradayız. Bugün sizlerle diğer bireylerin farklı özelliklerini saygıyla nasıl karşılarız bunun üzerine dersimizi işleyeceğiz. Toplum içinde her birey birbirinden farklıdır. İnsanların sadece fiziksel özellikleri değil, duygusal ve zihinsel özellikleri de farklılık gösterir. Bu farklılıklar sayesinde birçok meslek ortaya çıkmıştır. Örneğin spora yeteneği olan bireyler, basketbolda, futbolda, voleybolda ve birçok spor dalında başarıyla mücadele ediyor. Müziğe ilgi duyan ve yetenekleriyle müzik aletleri çalabilen bireylerin şarkılarını dinliyoruz. Okumaya, yazmaya ve bilime karşı meraklı, ilgili olan bireyler yazar olarak, gazeteci olarak, bilim adamı olarak toplum için çalışmaktadır. Resim yapmayı çok seven ve resim yapmaya yeteneği olan çocukların büyüdükleri zaman çok ünlü ressam olduklarını duymuşsunuzdur. Önemli olan bireysel farklılıklarımızın farkına varmak ve diğer bireylerin bireysel farklılıklarına saygı duymak, onların yaşantılarındaki tercihlerine hoşgörüyle yaklaşmak. Sevgili çocuklar, diğer dersimizde sizinle hoşgörü üzerine konuşmuştuk. Bireysel farklılıklara saygı duymanın temelinde hoşgörü yatmaktadır. Unutmayalım ki her insan farklılıkları ile eşsiz ve özeldir. Hoşgörü neydi çocuklar? Hadi bir hatırlayalım. Evet, hoşgörünün ne olduğunu parmağınızı kaldırıp söz hakkı alıp söylemişsiniz olarak görebiliyorum şu an. Hoşgörü başka insanlara karşı anlayışlı olmak demektir. Hoşgörü arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerine saygı duymak demektir. Hoşgörülü insanlar insanları insan olduğu için sevmek, saygı duymak demektir. Hoşgörülü insan anlayışlıdır, güler yüzlüdür, empati kurabilir, insanları farklılıkları ile kabul eder, insanlarla kolay iletişim kurabilir. Biz geçen dersimizde empati hakkında da konuşmuştuk değil mi? Hatırlayalım mı isterseniz? Evet, empatiyi söylemek isteyen var mı aranızda? Parmaklarınızı görür gibi oldum. Evet, empati bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara, onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi olarak tanımlanmaktadır. Milletimizin en önemli güzelliklerinden birisi de hoşgörülü bir millet olmamızdır. Milletimizin hoşgörü anlayışını en güzel ifade eden gönül sultanlarımız ise kimdi çocuklar? Hazreti Mevlana ve Yunus Emre'ydi. Hazreti Mevlana ne diyor? Gel ne olursan ol gene gel. Yunus Emre ise yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyerek bu güzel sözlerin sahibi olan gönül sultanlarımız günümüzde de hoşgörünün, sevginin, barışın, kardeşliğin sembolü olmuştur sevgili çocuklar. Biz engellilere de saygı ve hoşgörü ile davranmalıyız. Bazı insanların doğuştan ve daha sonra oluşmuş fiziksel engelleri de olabilir. Çevremizde birçok engelli insan yaşamaktadır. Peki engelli insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Evet, engelli insanları oldukları gibi kabul edeceğiz ve asla engelleri sebebiyle eleştirmeyeceğiz. Engelli arkadaşlarımıza onlar bizden yardım istedikleri zaman samimiyetle yardım etmeliyiz. Sürekli onlara yardım edersek engelinden dolayı utanıp üzülebilirler. Engelli arkadaşlarımızın da zorlanmadan oynayabileceği oyunlar kurabiliriz. Onları üzmemek adına, yardımcı olmak adına. Engelli arkadaşlarımızı üzen, onlarla alay eden, onlara karşı hoşgörü göstermeyen arkadaşlarımızı da muhakkak uyaralım ve kötü davranışlarını engellemeye çalışalım. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Sizinle hoşgörü, farklılıklar ve engelli arkadaşlarımıza saygı ve hoşgörü üzerine dersimizi işledik. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.